izleyiciler. Yine bir çarşamba günü Ocağın Sesi adlı program ile karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz TÜRKAV Antakya Şube Başkanı Mehmet Delioğlu Beyefendi. Başkanımızla TÜRKAV'ın tarihçesini, misyonunu ve vizyonunu konuşacağız. Programa başlamadan önce stüdyolarını bizlere açan Doğuş TV ekibine ve imtiyaz sahibi Mehmet Garip Siper Bey'e teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, programımıza hoş geldiniz. Evet. Cümleten selamünaleyküm, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Öncelikle böyle bir programın hazırlanmasında emeği geçen, başta Ülke Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendi'ye, onun nezdinde Hatay Ülke Ocakları İl Başkanımız Metin Taşçı Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Burada Ülkücü Hareket'in yaptığı faaliyetleri, ona bağlı olan teşkilatların yaptığı her türlü faaliyetleri duyurabilme imkanı bulduk. Bu anlamda ikinci programımız, beni evet. davet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk, çok sağ olun. Mehmet Delioğlu, kimdir? Aslen öğretmenim, hastalıyım. Yurdum bir değişik yerlerinde öğretmenlik yaptıktan sonra 2008 tarihinde Antakya tayinimiz çıktı. O dönemlerde adı Ticaret Meslek Sesi'ydi. Antakya Ticaret Meslek Sesi'nde öğretmenliğe başladım. 13 yıldır buradayım. Son 2 yılında sanayide Hatay Mesleki Eğitim Merkezi'nde, Çıraklık Eğitim Merkezi'nde idareci olarak, müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda bir STK, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı'nın da şube başkanıyım. Antakya'da şube başkanıyım. Evet, şube başkanlığınızı yaptığınız Antakya, TÜRKAV Antakya Şube Başkanlığı'nı tarihçesi nedir? Genel olarak TÜRKAV nedir? TÜRKAV'ın evet. tarihçesinden bizlere bahseder misiniz? Şimdi Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı, Dayanışma ve Kalkınma Vakfı, kısa adı TÜRKAV, 1985 yılında kurulma aşamasına girmiş. 2 yıl fikirsel, 87'ye kadar, 2 yılda örgütsel, 89'a kadar bir çalışma alanına girmiş ve 6 Mart 1989 tarihinde Genel Başkan Ali Işıklar Beyefendi'nin nezdinde kurulmuştur. Daha öncesine baktığımız zaman TÜRKAV, tabi o dönemler darbe dönemi, ihtilal olmuş, evet. 80 ihtilal olmuş, 80 ihtilalinden sonra çok zor zamanlar geçirmiş. Özellikle memur kesimi, anayasal hak olan sendika kurmaya bile izin verilmiyor o dönemde. Bu süreçte merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş diyor ki, tabi basiretli bir insan, ileriyi gören bir insan, diyor ki hemen diyor kamudaki ülkücü memurlar teşkilatlansınlar. Türk milletinin en önemli özelliğidir teşkilatçılığı. Hemen diyor birlik olsunlar, bir vakıf çatısı altında toplansınlar diyor. Tabi o dönemler yokluk çok fazla. Niye? Darbe olmuş, birçok ağabeylerimiz hapislerde, içeride, onların dışarıdaki ailelerine yardımda bulunuyorlar. Para yoktur. O dönemler 20 milyon lira kadar bir paraya ihtiyaç var. Toparlamak çok zor. TÜRKAV'ı kurmak için. Tabii TÜRKAV'ı kurmak için. Bunun bir vakıf senedi var, mahkemeye başvuruyorsun, evet, kurulması için falan. O dönemde bayağı bir zorluk çekiliyor. Sağ olsun kimisi işte, kimi memur abilerimiz çıkarıyor, maaşını bağışlıyor. Kimisi eşleri kolundaki bilezikleri satıyor. Hepsi bir dava uğruna. Hepsi bir Türklük uğruna. Tamamı bir ilahi kelimetullah davası uğruna. Diyor ki madem başbuğumuz böyle emretti, biz de buna destek vereceğiz diyor. 1985 ile 87 arasında fikirsel, 87 ile 89 yıllar arasında örgütsel olarak faaliyetlere başlayacak. O dönem başbuğumuz, şu anki bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'ye diyor ki iş sende. Bunu kurabilmek için artık sen altyapıyı oluştur diyor ki vakıfın o dönemde tüzüğünü liderimiz hazırlıyor. O dönem partinin genel sekreteri. Tabii o dönemlerde partinin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel sekreteridir. Vakıfın tüzüğünü hazırlıyor ve hazır hale getiriyor. 6 Mart 1989 tarihinde Ankara'da kuruluyor. Hatta Mayıs ayında da, 5 Mayıs'ta zannedersem şeyde yayınlanıyor artık. Normal Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sayfalarında falan artık yerini alıyor.
Kısa adı Türk Hav dedik. Ana temasına baktığımız zaman ülkücü memurlar. Ülkücü memurlar yani kamuda çalışan Türk milliyetçisi memurları tanımlıyor. Devam edebilirim. Bunların içerisinde baktığımız zaman ana öğesinde Türk Hav'ın kendi üyeleri arasındaki öncelikle birlik beraberliği sağlamak. Eğer sen kendi içinde birlik sağlayamıyorsan zaten birliğini kuramazsın. Önce kendi aramızda zaten diyor ya dayanışma ve kalkınma. Kendi üyelerimiz arasındaki birliği sağlamak ardından daha çevremize, memleketimize, vatanımıza farklı farklı hizmetlerde bulunmaya çalışmak. Mesela bu anlamda en önemli görevlerimizden bir tanesi biz Antakya'da kendi üyelerimiz arasında birlik beraberliği sağlamaya çalışıyoruz. Ama diğer yandan da bir sivil toplum kuruluşu olarak memleketimize, vatanımıza nasıl hizmet ederiz, ne gibi milleti, vatandaşları bilinçlendiririz, halkı bu anlamda devletin yanında tutarız mantığıyla yaklaşmaya çalışıyoruz. Tabii o dönemlerde en büyük maddi olarak payı verenlerden bir tanesi de o dönem ilk genel başkanımız Ali Işıklar beyefendi sağ olsun. Onun zaten ilk genel başkanlığıyla kuruluyor. Bu anlamda tüm ülkenin her yerinde, bütün illerinde teşkilatlanmalar başlıyor. Büyük bir fedakarlık var aslında kuruluş sürecinde. Aynen. Zaten şöyle, ülkücü hareketin temeline bakarsanız işin içinde fedakarlık var, çile var. Kesinlikle. Başka hiçbir şey yok. Yani kalkıp da bir fedakarlığın, bir çilenin olmadığı bir hareket zaten dün de, evvelki günde pardon, 52. yılıydı Milliyetçi Hareket, evet. Partisi'nin. Yani biz bir fikir partisiyiz. Fikrin olduğu her yerde muhakkak çile olacaktır. Muhakkak fedakarlık olacaktır. Yoksa Rabbim bugünlere kadar getiremezdi bizi. Getirmezdi. Mümkün değil. Şimdi Başbu o kadar ileri görüşlü bir insan ki 250 bin üyeyle başlıyor Türk Hav. 250 bin. Niye? Dedik ki hani sendika kurmak yok, yasak. Daha yeni çıkmışsın, sendika kurmak yok. Ama ileride ne olacağını demek ki sezinliyor ki 250 bin üyeyle başlıyorsun. 89 yılında 3 sene sonra, bakın 3 sene sonra 1992 yılında Türkiye Kamu Sen kuruluyor. Artık deniyor ki tamam, memurlar sendikal haklara sahiptir, sendika kurabilirler diyorlar. 1992 yılında Türkiye Kamu Sen kurulduğu anda anında başbuğ diyor ki 250 bin Türk Hav üyesinin hep birden Kamu Sen'e üye olsun diyor. O dönemin şartları için çok büyük bir rakam. Tabii tabii, zaten Türkiye'deki tek ve en üstün, en fazla üyeye sahip sendika haline geliyoruz. Bakın 250 bin üye Türk Hav üyesi birden 250 bin Türkiye Kamu Sen üyesini oluşturuyor. Bugün için peki kimler üye olabilir Türk Hava? Türk Hava üyelik aslında farklı bir konu. Nasıl? Öncelikle üye olabilmek için iki tane vakıf üyelerinin kefilliği lazım. Yani bizim bir formumuz var. Bu formu dolduruyoruz. Bir kere öncelikle kamu çalışanı olmak zorunda. Evet. Kamusal alanda çalışıyor olmak zorunda. Bir formumuz var, bu formu dolduruyoruz. Bu formda iki tane vakfın üyesi altına kefil oluyor. Misal diyor ki Ali Günay, Ali Bey sizden. Evet. Ali Günay diyor işte geliyorsunuz, siz bize diyorsunuz ki ben de bu vakfa üye olmak istiyorum. Peki buyurun doldurun ama diyoruz bunun altına iki tane bizim üyemiz kefil olacak. Evet diyecek ki Ali Günay gerçekten ülkücü bir insandır. Türk milliyetçisi bir insandır. Başka? Zaten bu ikisini barındırıyorsa doğrudur, dürüsttür, çalışkandır, çevresinde saygındır ve insanlara yardım etmeyi sever. Kim onun hakkında konuşursa iyi konuşur. Bu mudur? Evet, tamam, o zaman diyor bu üye olabilir. İki kişi imza atarsa sonrasında şube başkanına geliyor. Şube başkanı da onaylıyor ve genel merkeze her yılın sonunda genel merkeze üye listeleri gönderiliyor. Yani üyelik bu şekilde. 18 yaşından büyük olacak, 65 yaşını geçmemiş olacak, evet, üye olmak için. Evet. Bugün Türk Hav'ın üye sayısını öğrenebilir miyiz? Antakya Şubesi'nde üye sayısı nedir? Yönetim kurulları nasıl oluşturuluyor? Şöyle, Antakya Türk Hav'ın üye sayısı şu anda net olarak üyesi 186'dır. Gönüllü olarak düşünürsek 357'ydi. Üye sayımız 186'dır. Yani bakın, Antakya'da 186 tane kamuda çalışan, bizim ulaştığımız 186 tane ülkücü
kamu çalışanı, Türk milliyetçisi memurumuz var. Yönetim kuruluna oluşturmaya baktığımız zaman önce şunu bir belirtelim. Genel Başkanımız şu anda Sayın Ebubekir Korkmaz Beyefendi 2018 Eylül ayında göreve geldi. Evet. O göreve geldiğinde zaten Eylül ayının sonunda da TÜRKAV Antakya'da bize emanet edildi, bize teslim edildi. Şu andaki hali hazırdaki Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekilimiz Lütfü Kaşıkçı, ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Adal ve Hatay Ülke Ocakları İl Başkanı Metin Taşçı'nın bu üçünün ortak kararı ve iradesiyle dediler ki TÜRKAV artık yönetiminizi oluşturun ve burada çalışmalara başlayın dediler. Bizler de kamunun her alanından kendi arkadaşlarımızı belirledik. Önce hani dedik ya önce birlik. Birlik çok önemli. Biz yönetimimizi oluşturduk. Yönetimi oluşturduğumuzda işte zaten ülkücü hareketin içerisinde çoğunluk grup eğitimcilerdir, öğretmenlerdir. Evet. Önce işte eğitimciler vardı işin içinde. Ondan sonra aile sosyal politikalardan var. Belediyeden var. Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi yönetimimizde. Çevre şehircilikten var. Efendim işte üniversiteden var. Üniversiteden var yine. Yönetim kurulumuz bunlar. Yönetim evet. Kurulunda. Sağlık İl Müdürlüğü'nden var. Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Hatay Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nden var. Bu arkadaşlarla bir araya geldik. Bir yol haritası çizelim dedik. Allah razı olsun Ülke Ocakları İl Başkanımız Metin Taşçı bize yol başçılık yaptı. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl hareket etmemiz gerektiğini bize anlattı, bize gösterdi. Bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Allah razı olsun, sağ olsun. Zaten büyüklerimiz bize kapı açtığı için biz bir yerlere geldik. Yani hizmet etmeye çalıştık. Evet. Bir şeyler yapmaya gayret ettik. O süreçte Metin Başkanımız dedi ki, faaliyetlere, tabii yerimiz yok, binamız yok, hiçbir şeyimiz yok. Faaliyetlere dedi, önce bizim elimizdeki mevcut listeyle, faaliyetlere dedi, önce de ocak binasında başlayalım. Eski oldu evet. Artık. Eski ocak binasında biz grup grup, işte eğitimciler, sağlıkçılar, belediye, her alandaki üyelerimizi, üye olabilecek arkadaşlarımızı davet ettik ocakta. Her üç günde, her iki günde bir ocakta bir toplantı yaptık. Evet, onlar ben sorumu sorayım öyleyse. Buyurun. Ağustos 2018 itibariyle yönetim kurulunuzu kurup faaliyetlere başladınız. Bu şekilde Eylül. Eylül'ün sonu. Evet. Ekim başında. Bu tarihten itibaren yaptığınız Antakya TÜRKAV Şubesi olarak yaptığınız faaliyet ve çalışmalar neler oldu? Şimdi Ali Bey, program hızlı mı gitti? Konu devam ediyordu. Çalışmalar, hani yönetimin nasıl oluşturulduğunu... Tabii oradan devam edebiliriz. Ha, orayı bir bitireyim isterseniz, tabii, müsaade ederseniz. Tabii. Şimdi o dönemde ülke ocaklarında il binasında toplanıyoruz. Arkadaşlar geliyorlar, üye arkadaşlar. Kendimizi anlatıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini anlatıyoruz. Birlik beraberlik içinde olmamız gerektiğini söylüyoruz. Onlarla birlikte bir istişare yapıyoruz ve 1-2-3 bu şekilde toplantılar yapmaya başladıktan sonra biz dedik ki artık sağ olsun daha fazla biz ocak başkanımıza yük olmayalım. Dedik başkanım müsaade ederseniz biz kendi yerimizi kiralayalım, bulalım, tutalım, oraya geçelim. Şu anda stadyumun, Hatay Stadyumu'nun karşısında, ana karşısında evet. PTT binasının yanında binamız, dairemiz orada. Orada tekrardan orayı da tutarak, kiralayarak orada faaliyetlerimize başladık. Evet, teşekkür ederim. Evet, ne güzel. Bu süreçten sonra faaliyetlerinizi kendi binanızda yapmaya evet. devam ettiniz. Evet. Peki kendi binanıza girdikten sonraki yaptığınız faaliyetlerden, çalışmalardan bahseder misiniz hocam? Şimdi 2018 Ekim ayında göreve getirildik. Evet. Biz Kasım'da yani 1,5 ay sonra biz yerimizi tuttuk. Çok güzel. Oraya geçtikten sonra sağ olsun genel merkezimizden de bize bazı şeyler geldi. Önce dedik ya önce birlik sağ olsunlar. Önce sendikamıza gittik. Dedik ki arkadaş bizde hiçbir şey yok. Bize biraz bir şeyler verin. Nedir? Ne yapabiliriz falan. Sağ olsun sendikalarımız bize... Az önce de ifade etmiştiniz. Bu harekette çile var, fedakarlık var. Yine bir fedakarlık örneği tabii, var. Tabii tabii. Allah razı olsun. Bakın her yerde biz, ben her zaman zaten söylüyorum, bir masanın dört ayağı gibiyiz. Yuvamız belli. Milliyetçi Hareket Partisi, Ülke Ocakları, Kamusen, TÜRKAV.
Bir masanın dört ayağında bunları oluşturuyor. Sendikadan sonra dedik ki biz bir şeye gidelim. Partimize gidelim. Gittik Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Allah razı olsun. İl Başkanımız Murat Adal'a söyledik. Dedik ki böyle böyle bizim eksiğimiz var dedi. Ne demek ya? Ne istiyorsanız, ne gerekiyorsa alın götürün dedi. Hiç sıkıntı yok dedi. Bizim burası ne orası ne? Hiçbir farkımız yok. Aynı zaten dedi. Oraya gittik. Tabii biz bu çalışmalarımızın hepsini yaparken milletvekilimizle paylaşıyorduk. Onunla istişare yapıyorduk. Hani niye? Bize yol göstersin. Belki eksiğimiz olur. Belki yanlışımız olur. Onları düzeltme noktasında. Attığımız her adımda istişareyle biz hareket ediyorduk. Ve ardından orada faaliyetlere başladık. Kendi binamızda. Hatta ilk olarak yine sağ olsun binamızı Ocak Başkanımız, Ülke Ocakları İl Başkanımız Metin Taşçı şereflendirdi. Kendi yönetimini aldı. O gün binamıza geldiler. Oturduk birlikte çay içtik, muhabbet ettik. Bayağı da bir uzun bir sohbet oldu. Ardından tabii genelde bizimkiler hani memur olduğumuz için herkes hafta içinde full çalışıyor. Bizim alanımız daha çok akşamları oluyor ve hafta sonu cumartesi günleri oluyor. Biz her cumartesi saat 12 ile 5-6 arasında her cumartesi vakıfta toplanıyorduk kendi aramızda. İşte niye toplanıyorduk? Pandemiden dolayı biraz sekteye uğradı. Tabii ki. Toplanıyorduk hep birlikte. Orada işte çay içiyorduk, muhabbet ediyorduk. Arkadaşlar geliyordu. Bir sirkülasyon vardı. Günlük her cumartesi ortalama 70-80-100 kişi geliyordu. Ama bir anda değil. 3-5 kişi geliyor. Arıyorlar. Orada mısınız? Bir WhatsApp grubumuz var. Oraya yazıyoruz. İşte çayımız hazır. Buyurun diyoruz. İşte geliyorlar. Bazen özel olarak akşamları, hafta içi akşamları diyoruz ki işte falan gün toplanalım hep birlikte. Oraya geçiyorduk. İşte kendi aramızda orada kendimizce programlar yapıyorduk. İşte şiirler ya da ne bileyim işte sazlı sözlü türküler böyle. Bütün amaç, hepsinin ana amacı aslında birlik beraberliği sağlamaktı. O dayanışmayı perçinleyecek faaliyetler. Tabii tabii. Şimdi Ali Bey düşünsenize bizim o kadar arkadaşlarımız varmış ki, o kadar ülkücü arkadaşlarımız varmış ki kamu kurumlarında biz bu Türk Hava olana kadar hiçbirini bilmiyormuşuz. Yani düşünsenize bugün örnek veriyorum. Hatay Mesleki Eğitim Merkezi'ne hangi arkadaşımızın işi düşerse, yolu düşerse çay içeceği, kahve içeceği bir kardeşi var. Evet. Mehmet Deloğlu orada. Örnek veriyorum. Güzel Burç'a yolu düşerse orada mesela bir Alparslan Ersin'i var. Kahvesini içebilir. Örnek veriyorum işte bir Erol Bilecik'e giderse orada Levent Sekban var bir kahve içeceği. Ne bileyim bir Sağlık İl Müdürlüğü'ne giderse bir Erdal Satış var. Nereye giderse bizim ülkücü, Türk milliyetçisi arkadaşlarımız varmış. Ne oldu? Biz sadece bunları bir araya getirdik ve bir birlik beraberlik oluşturduk. Başbuğ'un bir sözü vardı. Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir diye. Tanımadan kardeşlik olmuyor. Bu vesileyle ülkücüler birbirlerini tanımaya da başladı. Kamu çalışanı olan ülkücüler. Evet. Antakya Şubesi'nin kurulmasıyla ve dediğiniz gibi artık her gittikleri yerde bir kahve içecekleri bire bulunur oldu. Bugün sizin hep devletin asil evlatları sloganını kullandığınızı biliyoruz. Neden bu sloganı kullanıyorsunuz? Devletin asil evlatlarından kastınız nedir? Şimdi şöyle, devletin asil evlatları diyoruz. Çünkü bakın bu ülke 60'da, 70'de, 80'de ihtilaller gördü. Bunların tamamı dış kaynaklıydı. Ama şunun şurasında 5 sene önce, yani 15 Temmuz'da dışarı kaynaklı ama taşeronu kendi içimizden olan birileri kalktılar. Bu ülkeyi devirmeye çalıştılar. Yönetimi ele geçirmeye çalıştılar. Ana temasında Türk devletini esir almaya çalıştılar. Ve ne yazık ki bunlar kamu kurumlarında emniyetinden işte Türk Silahlı Kuvvetlerine kadar eğitiminden sağlığına kadar her alana girmiş insanlardı ve bunlar ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar. Şimdi bunlara karşı dimdik duran tek bir grup vardı. İşte bunlar ülkücü gruptu. Bunlar ülkücü memurlardı. Bunlar ülkücü harekete mensup insanlardı. Bunlar o gün her zaman olduğu gibi yine o gün sahneye çıktılar ve dediler ki bu ülke, bu devlet, bu millet bizimdir. Buna sahip çıkacağız dediler ve bu millet o tankların altına yattı. Bir sürü şehit verdi o gece, o kanlı gecede. Biz
Buradan yola çıkarak Genel Başkanımız Ebubekir Korkmaz böyle bir slogan geliştirdi. Dedi ki devletin asil evladı. Evet, biz bu ülkenin, bu devletin gerçek sahipleriyiz. Asil sahipleriyiz. Bakın, bu artık klişedir, herkesin ağzındadır. Ülkücü hareket, milliyetçi hareket bu ülkenin sigortasıdır. Evet. Bizi yıkmadan, bizi ezmeden mümkün değil Türk devletini diz çöktüremezler. Bunu artık sadece yakın coğrafyamız değil, tüm dünya bunu artık biliyor, bunun farkında. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Dediğim gibi yani bu devletin asil evlatları sloganı da buradan geliyor. 15 Temmuz sürecinden sonra 230 binden fazla kamu çalışanı görevden el çektirildi. Evet. Bu süreçte ülkücü kamu çalışanlarının kıymeti aslında daha fazla anlaşıldı diyebilir miyiz? Tabii ki. Ya şimdi şöyle bakın. Antakya'yı bir düşünelim. Antakya'da şöyle bir baktığımız zaman eğitim alanı. Ben de bir eğitimci olduğum için örneği biraz doğrudan vereceğim. Şimdi eğitim alanına bakalım. Antakya'da eğitimde en iyi, eğitim alanında en iyi meslek lisesi dediğimiz zaman aklımıza hemen mesela Erol Bilecik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi geliyor. Evet. Kim var başında? Okul müdürü kim? Ömer evet. Levent Sekban. Evet. Kimdir bu? Türk Hava Antakya Şubesi'nin yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda üyesidir. Bakın bu biraz yani bir pandemi sürecinde çok fazla ismini duyduk. Tabii ki yani devletin sürekli yanında olduğu maskeler evet. üretti. Anadolu Lisesi kısmına baktığımız zaman Antakya'nın eğitimci, eğitim noktasında duayeni Hüseyin Özbuğ'da Anadolu Lisesi. Müdürü Yusuf Andolu. Kimdir? Türk Hava Antakya Şubesi'nin başkan yardımcısıdır. Bakın. Mesela yıllardır eğitim alanında çok iyi hizmetler vermiştir, kendini geliştirmiştir, kendi rüştünü ispat etmiştir ve bugün Antakya'nın en büyük İmam Hatip Ortaokulu'na müdür olmuştur. Kimdir? Çağatay Açıkalın. Yine aynı şekilde Türk Hava Antakya Şubesi'nin şube başkan yardımcısıdır. Şimdi bakın, ülkücünün olduğu yerde her zaman bir kalite var zaten. Bakın bugünlerde farkındaysanız sosyal medyadan Ali Bey bizi takip ediyorsanız bir takvim evet. dağıtıyoruz. Evet, evet. O takvimin çok önemli bir özelliği var aslında. O takvimin asılı olduğu yerde şu vardır. O takvimi gören insan şunu der. Ha, Türk Halk takvim var burada. Kimdir bunlar? Bir ülkücüdür. Başka Türk milliyetçisidir. Başka bunlar doğru insanlardır. Başka bunlar haksızlığa gelmezler. Kesinlikle her zaman mazlumun yanındadır. Başka ne özellikleri var bunların? Bunlar yemezler. Yani kalkıp da başka sen bunları kalkıp da makamla işte parayla satın alamazsın ya da ne bileyim hani belki kaba olacak satın almak ama hani ele geçiremezsin. Bakın biz çok çile çektik. Kesinlikle. Yıllarca çok çile çektik. Ülkücü memurlar çok çile çekti. Bugün sırf sendikamızdan dolayı çok cevher olan arkadaşlarımız, liyakatlı arkadaşlarımız bir göreve getirilmedi. Hazır görevde olanlar görevden alındı zamanında. Bunlar hep çiledir aslında. Ama bir gün olsun hiçbir şekilde taviz vermediler. Omurga, bakın Türk milletinin omurgası, dik duruşu ülkücülerdir. Ülkücü hareketi. Ülkücü hareketin içerisinde de işte memurlar Türk Hava çatısı altında toplanmışlardır. Söylediklerinizden şunu çıkartabiliriz öyleyse. Türk Hava Antakya Şubesi hangi okulda, nereye dokunduysa orayı güzelleştiriyor diyebilir miyiz? Yani muhakkak. Peki pandemi sürecinde biraz daha faaliyetleriniz kısıtlandı. Kamu çalışanları olduğu evet. için mesaiden sonra biraz daha vakitler aldı. Hafta sonları sizler için boş olarak görülen zamanlar, yasaklar olduğu için biraz daha faaliyetlerinizi kısalttınız herhalde. Bu pandemi döneminde faaliyet yapabiliyor musunuz? Yapabiliyorsanız nasıl faaliyetler yapabildiniz? Şimdi Ali Bey isterseniz eğer müsaade ederseniz önce 2018 Ekim ayın, Eylül'ün sonundan, Ekim ayından itibaren bugüne kadar yaptığımız pandemiye kadar diyeyim. Evet. Yaptığımız çok, faaliyetlerden şöyle bir konu başlık çıkarabilir isterseniz. Tabii ki kesinlikle. Geçelim orayı. Öncelikle mesela biz ilk olarak milletvekilimiz Lütfü Kaşıkçı'nın da mecliste kürsüde konuştuğu bir gerçekten devletin çok da el atmadığı. Şimdi bakın zaten sivil toplum kuruluşlarının en önemli amacı budur. Devletin bazen yetişmekte geç kaldığı yerlere sivil toplum kuruluşları ya yetişir ya da haber verir. Der ki bak burada bir yer var, buraya da bir el atalım evet. devlet olarak evet. unutmayalım der.
okçular, yukarı okçular zannedersem, oraya bağlı bir tuzsuzlar çiftliği yeri var. Evet, hatta oranın cami inşaatının bir kısmını da vekilimiz Lütfü Kaşıkçı üstlenmişti. Biz dedik ki biz burada bir sosyal sorumluluk projesi geliştirelim. Orada gerçekten insanlar çok zor durumdaydı. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Dedik ki bir yardım kampanyası düzenleyelim. Nedir? Kıyafetinden efendim işte kırtasiye malzemesine kadar her şey olabilir dedik. WhatsApp gruplarımızda bununla ilgili paylaşımlarda bulunduk. Sağ olsunlar kadın kollarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadın kollarından tutun da Milliyetçi Hareket Partisi'ne kadar, ülke ocaklarına kadar ve kamu sene bağlı tüm sendikalarımız ellerinden gelen bütün destekleri bulundular ve vakıf binamızda toparladığımızda gelen her eşyaları, her kıyafetleri, her kırtasiye malzemelerini, şimdi bunlar o kadar çok karıştı ki koca bir odada böyle bir dağ gibi büyüdü. Dedik biz bunları nasıl istif edeceğiz? Kolay değil bunları yapmak. Ne yaparız, ne yaparız, ne yaparız? Yine çalacağımız kapı belli. Ocak başkanımız, Metin başkanın yanına gittik, dedim bak dedik başkanım burası böyle böyle oldu. Biz ne yapacağız? Çok karıştı burası. Yani bunların yaş gruplarına göre ayarlanması lazım. Kız erkek diye ayarlanması lazım. Kıyafetler vesaire, silgiler, kalemler, defterler bunlar falan. Dedi siz hiç merak etmeyin. Ne yaparız? Dedi ki şu gün şu saatte vakıfta olun. Tamam dedi. Bir gittik o saatte bir baktık. Ocaktan sağ olsun gençler gelmişler. İçeri bir girdiler. Yani saat 10 gibiydi, 11 gibiydi zannedersem bir başladılar. 4 gibi dediler ki bitti. Bir gittik çiçek gibi yapmışlar. Her birisi poşetlenmiş, böyle kolilenmiş, hazır hale gelmiş. Hepsi mis gibi olmuş. Artık biz sadece götüreceğiz. İlk yer sahiplerine ulaştırmak. Evet, yani böyle bir projemiz vardı. En başta evet. Böyle bir projemiz oldu. Sonra bir ağaç dikme. Tabii biliyorsunuz Mart ayında... Orman haftası olduğu için bir ağaç dikme kampanyası düzenledik. Sağ olsun orman müdürlüğüne bağlı orada üyelerimiz de vardı. O üyelerimizin de destekleriyle başvuruda bulunduk. Dedik ki bize fidan verin, biz ağaç dikelim dedik. Yine Milliyetçi Hareket Partisi kadın kollarımızdan sağ olsun Dilek Başkanımız falan destek verdiler. Kadın kollarımız geldi, yine üyelerimiz geldi. O dönem Antakya Belediyesi sağ olsun bize bir otobüs tahsis etmişti. Otobüste işte çıktık Karaksı'nın üst taraflarında bir bölgeye, orayı göstermişlerdi. Orada bir ağaç dikimi gerçekleştirdik. Sonra üniversitede çok kıymetli üyelerimiz var. Çok... Buraya gelmeden önce son yıllarda ilimizde çok fazla orman yangınları evet. yaşanıyor yani. Bu sebeple yaptığınız bu faaliyetin de aslında bu sürece denk gelmesi ayrı bir önem katmış. Evet. Aslında. Tabii biz şeyden önceydi 2019 Mart'ta yapmıştık. Yangınlar, bu yangından önceydi ama hani dikilen her fidan kıyamete kadar seninle gidecektir sonuçta. Önemli değil. Öncesi sonrası yoktur. Kesinlikle. Ama şimdi daha fazla önem vermemiz gerekiyor tabii. Bununla birlikte üniversitede çok değerli hocalarımız var. Bu hocalarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz, ne yapabiliriz dediğimizde dediler ki bir sarı kamış, işte halen bu insanlar, vatandaş, milletimiz bir Enver Paşa'yı bilmiyor, tanımıyor. Enver Paşa'nın sadece bir hayalperest olduğunu sanıyor. Ama bizim bunları madem Türk Hava vatandaşı bilinçlendirmekle de bir misyon var, böyle bir tamam bizim birlik beraberlik, üyelerimizle birlik beraberlik misyonumuz var ama bir de vatandaşı bilinçlendirme misyonumuz var. Madem böyle bir misyon var, bununla ilgili bir program yapalım dediler. İşte Halk Eğitim, Antakya Halk Eğitim Merkezi'nin konferans salonunda bayağı bir coşkulu bir program yaptık. Sarıkamış'la ilgili bir şehitler anma günüyle ilgili bir programımız oldu. 18 Mart'ta bir Çanakkale Zaferi ile ilgili bir yürüyüşümüz oldu. Hatta o yürüyüşe başta Milliyetçi Hareket Partisi Hatay milletvekilimiz, efendim bölge milletvekilleri, Cumhur İttifakı'nın tüm milletvekilleri de katıldı. AK Parti milletvekilleri de katıldı. İl Başkanımız Murat Adal, Ocak Başkanımız ve kamu kurumlarındaki kurum amirleri, belediye başkanlarımız, belediye başkan yardımcılarımız ve üyelerimiz büyük bir coşkulu bir şekilde Ülke Ocakları İl Başkanlığı'yla birlikte bir yürüyüş yaptık. Vakıf binamızın önünden başladık. Şehitliğe kadar
bir yürüyüş gerçekleştirdik. O şehitliğe vardığımızda işte bir Kur'an tilaveti oldu, ardından dualar oldu. Çanakkale'de şehit düşen bütün atalarımızı orada andık, yad ettik. Sonrasında Azerbaycan işte bir gündemdeydi, halen gündemde de işte iki devlet, tek millet dedik. Onunla ilgili bir arkadaşlarla yine bir araya geldik. Biz de varız dedik. Antakya Türk olarak soydaşlarımızın yanındayız dedik. İşgal edilen Karabağ'ın kurtarıldığı evet, dönemlerde. Evet, evet. Sonra en önemli faaliyetlerimizden bir tanesi 2018 Eylül'ünde sonunda geldikten hemen sonra Kasım'da birinci, 2019 Kasım'da ikinci yemeğimizi yaptık. Bu yemek aslında çok önem arz etmektedir. Neden? Bütün Hatay'ın tamamının teşkilatlarını, işte Kamusen'inden, Türk Avı'na, Partisi'nden, Ocağı'na herkesi birleştiren, herkesi bir araya getiren bir yemekti. Erzin'inden Hassas'ına, işte Yayla Dağı'ndan Samandağ'ına kadar bütün teşkilatımızın üyeleri o yemeğe katıldı. Her iki yılda yani 2018 ve 2019 Kasım ayındaki bu iki yemekte 600 küsür kişi katıldı. Tabii ki çok coşkulu bir katılımdı ve daha önemlisi, en önemlilerinden bir tanesi sağ olsun genel merkezimiz, genel merkezde genel başkanımız Ebu Bekir Korkmaz ve tüm yönetimi iki yemeğimize de teşrif ettiler sağ olsunlar. Ardında orada çok güzel birlik beraberlik oldu. Ardından 2019'un Ramazan'ında bir iftar programı düzenledik, bir iftar yemeği düzenledik. Bunların hepsi bakın, bunların hepsi yine aynı yere geliyor. Birlik beraberliği sağlamak. Aslında iki yılı çok dolu dolu geçirmiş Antalya Türk Avı Şubesi. Tabii ki yani şöyle oldu aslında hani hiç oturmuyorduk. Hiç boş durmuyorduk yani. Ama amacımız netti. Amacımız netti. Bizim tek bir amacımız var. O da aslında her zaman ben bunu tüm programların sonunda da söylüyoruz. Gururla da söylüyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene diye. Tek amacımız var Türklüğe hizmet etmek. İlahi Kelimetullah davası, Türk İslam davasının peşindeyiz. Olaylara her zaman Cihan Şumul olarak bakıyoruz. Yine kendi yönetim kurulu üyelerimizle dedik ki çok geniş kapsamlı olması biraz zor. Kendi yönetim kurulu üyelerimizle bir piknik yapalım. Ailece, çoluk çocukla birlikte, hep birlikte çok güzel bir piknik faaliyetimiz oldu. Dedik hani biz kendi aramızda da birazcık kendimize de bir zaman ayıralım. Eşlerimize, hem de dayanışmayı arttırmak. Tabii tabii eşlerimize de çocuklarımıza da birazcık birlikte bir kaynaşma olsun dedik. Tabii üye ziyaretlerini hiç eksik etmedik. Kamu kurumlarını sürekli, kurum müdürlerimizi sürekli ziyaretlerde bulunduk. Ve çok önemli bir programımız daha oldu. Kendi üyelerimizin çocuklarına, kendi çocuklarımıza işte ortaokul, lise boyutundaki çocuklara hızlı okuma kursu düzenledik. Genel merkezimizin müsaadeleriyle hızlı okuma kursu düzenledik. Çünkü biliyorsunuz artık sınavların tamamında gerek LGS sınavı olsun gerekse YKS sınavı olsun bu sınavların temelinde soruları çözebilmek için kitap okumak şart. Bizim insanımızın, vatandaşımızın en büyük eksikliği kitap okumak. Kitap okumayı birazcık daha iyi hale getirmek için mesela çocuklar o programdan sonra hızlı okuma teknikleri programından sonra mesela bu kursa benim çocuklarım da katıldı. Mesela bir kitabı daha hızlı. Hem anlıyorum, anlayarak hem de daha hızlı. Lise yıllarımda ben de almıştım hızlı okuma eğitimi. Evet. Kesinlikle çok faydalı, kesinlikle çok evet. Gerekli bir eğitim. Şimdi öyle bir şey ki bakın dışarıda bu kursu hızlı okuma, okuduğunu anlama kursunu dışarıda almaya kalksanız gerçekten çok maliyetli evet, bir çok kurstur. Çok ciddi mevla. Tabii tabii maliyetli bir kurstur. Ama bizim kendi üyelerimizden sağ olsun bu kursu zamanında almış, belgesini almış ve yıllarca da bunu artık kendisini iyi yetiştirmiş bir arkadaşımız var. Sefa Karakuş, Sefa evet, hocamız. Evet, Sefa hocam. Sağ olsun bu konuda dedi ki ben dedi gelir bu kursu çok güzel bir şekilde şey yaparım hani anlatırım çocuklara. Tamamen gönüllülük esaslı. Ücret olamaz zaten. Vakıfın içine girdiğin anda ücret söz konusu olamaz. Daha güzeli var. Mesela her çocuğun velisi de ne yaptılar? Anneleri vakıfa, bu çocuklar kursa geldiğinde vakıfa gelirken bunlar da pastalar, börekler yaptılar. Çocuklar arasındaki o birlik beraberliği, o dayanışmayı paylaşmayı. Tabii yani biraz daha güçlendirmeye çalıştılar.
pandemiye kadar olan süreçte yaptığımız faaliyetlerimiz aslında genel hatlarıyla büyük bir çapta olanlar bunlar. Tabii ufak olanlar daha her hafta yaptığımız faaliyetler vardı. Ama bunu şunu söyleyebiliriz, yani 2 yıl gibi bir zaman diliminde pandemiye kadar çok ciddi çalışmalar olmuş Antakya Türk Hava Şubesi'ne. Antakya'yı da aşan, gönüllere dokunan yukarı okçularda, çocuklara evet. verilen eğitimler, bunlar çok önemli, çok kıymetli faaliyetler. Tabii. Şimdi şu var, yapılan hiçbir iş eğer gerçekten güttüğün dava gerçekten yolunda devam ettiğin dava, hak dava ise bunların hiçbiri boşa gitmeyecektir. Allah yaptığın bütün bu davranışları, bu hareketleri bir gün karşına senin pozitif olarak çıkaracaktır. Şunu diyebilirsin, ya işte yapıyoruz ama dönütü yok diyebilirsin ama bilemezsin. İleride bir yerde bir şekilde karşına çıkacaktır. Şahsi olarak değil, teşkilat olarak. Çünkü biz zaten attığımız her adımda davamızı, teşkilatımızı düşünüyoruz. Yani ne olursa olsun davamız belli. Türklük davası diyoruz. Pandemi sürecini sormuştunuz. Geldik. Şimdi tabii aslında burada bir de önemli bir mesaj da vermek istiyorum gerçekten. Buyurun. Her şeyi devletten beklemek çok zor. Mesela devletimiz demiş ki ya maske, mesafe, temizlik. Temizlik zaten imandandır. Ya onu ayrı koyuyorum. Ama maske, mesafe demiş. Allah aşkına şu maskeyi takalım, şu mesafemize dikkat edelim. Bakın, Covid'e yakalanmış birisi olarak ben kendim de yakalandım. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Yakalanmış birisi olarak gerçekten hani ölüm an meselesiydi. Çevremizde bir ara hatırlarsanız Ali Bey, sosyal medya kullanıyorsunuz. Tabii. Yani Facebook tamamen şeye dönmüştü artık. Her gün cenaze paylaşımları görüyoruz. Taziye yerine dönmüştü. Artık maalesef. Korkuyorduk. Özellikle Antakya'da bir ara çok az. Değil mi? Hep çevremizden çok duyuyorduk. İşte evet. Şurada ölmüş, bu da ölmüş. Artık durmadan işte Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun demekten artık gerçekten gına gelmişti. Yeter dedik ya. Ama burada önlem alması gereken yine vatandaşımız. Yani şu maskeye, mesafeye dikkat etmemiz lazım. Dediğiniz gibi biz toplum olarak aslında çoğu toplumlara göre daha temiz bir toplumuz ama tabii, maske meselesinde biraz aslında sınıfta kaldığımızı söyleyebilirim. Yani aslında bu da birazcık bizim şeyimiz var, biliyor musunuz? Bizim deli cesaretimiz var. Evet. Yani diyoruz ki bana bir şey olmaz, ne olacak canım, boş ver seni, hiçbir şey olmaz. Halen öyle çevremizde duyuyorum. Mesela ben geliyor vatandaş, diyorum ki maskenizi takar mısın? Ya diyor hocam vallahi korona diye bir şey yok ya diyor. Yok öyle bir şey hocam diyor. Bu grip diyor. Yapma gözünü seveyim. Grip değil işte abi. Bu bildiğin korona. Allah muhafaza ölürsün. Yüz binler vefat etti. Değil mi? Şimdi tüm memleketimizi değil dünyayı etkileyen bir süreçtir bu. Gerçekten yani baktığımız zaman dünyada insanlar, ülkeler, hükümetler çok zor durumda kaldılar. Gene yani şükürler olsun ki biz halen dimdik ayaktayız. Sağlık sektörümüz. Güzel bir sağlık bakanımız var. Gerçekten çok süreci iyi takip ediyor, iyi idare ediyor. Ha, bunların geri planında da gerçekten bütün devletin yanında olan bir devlet var. Ha. Bu da çok önemli. Burayı asla es geçmeyeceğiz. Çünkü öyle olaylar oluyor ki ufacık bir sendelemeni görsen anında vurup seni düşürmeye çalışanlar var. Bunların da karşısına direkt sağ olsun devlet çıkıyor. Dur diyor, bu olmaz. Biz her zaman devletimizin yanındayız diyor. Biz de onun devamı olarak biz de her zaman yanındayız. Bu pandemi sürecinde yapabildiğimiz en önemli faaliyetimiz şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir uzaktan eğitim var. Evet. Biz de uzaktan programlar yapmaya çalıştık. İşte bunlardan bir tanesi yine tarih alanında Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümünden, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Mikail Polutek hocamız, yine doçent doktor İsa Kalaycı hocamız da bir tarih üzerine bir söyleşimiz oldu uzaktan eğitimde. Geçen hafta da programa dahil ettiğiniz Ali Kalaycı hocamız, aynı zamanda bizim TÜRKAV'ın da yönetim kurulu evet, üyesidir. Evet, o ve yine Güzel Burç İlkokulu'nun müdürü, aynı zamanda bizim çok önemli bir derneğimizdir Oğuz Ata Eğitim Kültür Derneği'nin de başkanıdır. Alparslan Ersin'le birlikte bir şiir tadında bir uzaktan programımız oldu. Söyleşimiz oldu. Ardından yine işte Volkan Şerifoğlu gerçekten eğitim konusunda
memleketimize çok güzel hizmetler sunan, Esentepe civarında da bir kariyer diye eğitim merkezi, bir eğitim merkezi olan bir arkadaşımız, bir hocamız Volkan Şerifoğlu'nun, işte Mustafa Özkan yine matematik öğretmeni, yine Milli Eğitim'de çok kıymetlidir bizim için, sağ olsun şube müdürümüz, şu anda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Vahdi Bey'in, Bahri Karabulut'un oğlu Alperen Karabulut hocamızla birlikte, yine şu anda İmam Hatip Ortaokulu Şehit Mehmet Şenol Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Çağatay Açıkalın'la birlikte bir söyleşi gerçekleştirdik. Eğitim üzerine, LGS üzerine. LGS'ye bir ay kalmıştı. Neler yapılabilir diye. Ve gerçekten dedim ya, çok güçlüyüz. Kamusal alanda çok güçlüyüz. Üniversitede Profesör Doktor Onur Koyuncu hocamız da sağlık üzerine, bu pandemi üzerine, Covid-19 üzerine yine bir uzaktan bir söyleşimiz oldu. Bu yolla gerek üyelerimiz, gerekse vatandaşlarımıza, bizi takip eden, sosyal medyada takip eden vatandaşlarımıza bir şeyler anlatmaya çalıştık, bilinçlendirmeye çalıştık dilimiz döndüğünce. Evet, Türk Hava'nın gücünü de gösteriyor aslında bu az önce saydığınız isimlerin hepsi, bu memlekete değer katan kıymetli isimler. Evet. Yani dedim ya, şimdi nereye giderseniz gidin en iyileri bizimle birlikte. Ama bunların dedim ya en önemli bir özellikleri var. Bunlar hiç eğilip bükülmediler. Bugüne kadar dimdik durdular. Bu insanlar hepsi Türk Hava'nın üyeleri. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ediyorum hocam. Programımızın da sonuna doğru geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa şimdi alalım. Evet. Çok güzel bir program aslında. Ocağın Sesi programı. Evet. Çok güzel olmuş. Dediğimiz gibi düşünenlerden Allah bin kere razı olsun. Sağ olun. Bunun mimandarı. Buradan saygılarımızı sunuyoruz yine. Ülke Ocakları İl Başkanımız Metin Taşçı'ya. Allah ondan razı olsun. Yani biz her zaman diyoruz ki devletimizin yanındayız. Biz her zaman milletimizin yanındayız. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. O zaman her daim ne mutlu Türk'üm diyene. İlinize sağlık. Mehmet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınımızı bitirmeden önce bölgemizde Hatay ilini de kapsayan başlatılan Erenler 8 Amanoslar operasyonu sebebiyle operasyonda bulunan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan kuvvet niyaz ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Hocam dilinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani böyle bir programa beni davet ettiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.